Değerli Eskişehirliler, kıymetli dava arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır diyerek eğitimin ve eğitimcilerin önemine işaret etmiştir. Başöğretmen Atatürk, toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir sözleriyle de Türk milletinin gerçek düşmanının cehalet olduğunu belirtmiş, bu savaşı kazanacak başkomutanların ise öğretmenler olduğunu ifade etmiştir. Ancak günümüzde el üstünde tutmamız gereken öğretmenlerimiz büyük sıkıntılar içindeler. Son olarak Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de öğretmenlerimiz iş bıraktılar. Son söyleyeceğimiz sözü ilk söyleyelim. İyi Parti olarak öğretmenlerimizin yanındayız. Açık bir şekilde ortadadır ki öğretmenlik meslek kurumunun eğitimdeki hiçbir sorunu çözmeyi amaçlamıyor. Bugün Ankara'da saray sefası sürenler varken Eskişehir'de onlarca mahallede ya okul bulunamamaktadır, pek çok okulda da derslik ve öğretmen sayısı yetersizdir. AKP'nin işe yaramaz isimleri kamudan 10-11 maaş alırken öğretmenlerimiz tek maaşla ay sonunu getirememektedir. Pek çok öğretmenimiz sözleşmeli adı altında sömürülmektedir. Ülke genelinde 95 bin sözleşmeli öğretmen bulunmaktadır. Birilerinin emrinde 13-14 tane uçan saraylar bulunurken pek çok yerde çocuklarımız küçücük ayakları üzerinde okula terlikle yürümektedirler. Birileri sarayda sefaat içinde yaşarken o sarayın adamları da ayrı bir sefaat yaşamaktadır. Kimi saray adamları sahip olduğu dükkanlarının devlet kooperatiflerini kiralayarak yetim hakkı yemektedirler. Kimi saray adamları da devlet kurumlarının dava dosyaları üzerinden servetine servet katmaktadırlar. Özetlemek gerekirse birileri kazanın dibini sıyırırken vatandaşın çocukları okulda bir kap öğlen yemeği bile yiyememektedir. Öte yandan öğretmenlerimiz de öğretmenler arasında iktidarın ülkemizi 20 yıldır ayrıştırdığı gibi uzman, sözleşmeli, kadrolu gibi söylemlerle sınıflandırarak kendi içinde bölmeye çalışmaktadır. Baş öğretmenlik diye bir saçmalık kabul edilemez. Türkiye'nin tek bir baş öğretmeni vardır. Onun adı da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Uzman öğretmenlik de ayrı bir saçmalıktır. Bu sistemin öğretmen odasında bile ayrımcılık yapma sistemidir. İyi Parti olarak diyoruz ki her öğretmen uzmandır. Öğretmenlerin sınavlara tabi tutulması ise ayrı bir saçmalıktır. Sarayın KPSS sınavlarının bile ne olduğunu daha yeni gördük. İyi Parti olarak öğretmenlerimizin yanındayız. İyi Parti olarak Eskişehir'deki eğitim sendikalarına sesleniyoruz. Endişe etmeyin, bu millet sizinle, İyi Parti sizinle. İyi Parti olarak diyoruz ki mutsuz öğretmenler mutlu nesiller yetiştiremez. İyi Parti olarak diyoruz ki öğretmenler sabredin, yakında her şey iyi olacak. Teşekkür ederim.